doktor civanım, doktor doktor imanım. Ne istersen alayım, yeter ki senin olayım. Ya oğlum hakikaten ne konuşacaksın yalnız? Ben de bilmiyorum abi. Vallahi Alzheimer dedik ama pek Alzheimer gibi de hiç ilgilendiklerini düşünmüyorum. Ozan hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Hocam bugün konumuz Alzheimer. Ne mutlu bize. Sizin uzmanlığınıza giriyor değil mi bu? Öyle olması gerekiyor. Ama bazen işte bu işle uğraşan psikiyatristler de var. Onlar da ilgileniyorlar. Neden? Ama temelde psikiyatristler ilk önce bizi ayrı izlediler. Sonra aslında eskiden psikiyatristlerle nörologlar bir aradaymış. Ben bilmem o dönemleri. Nöropsikiyatristlermiş. Mesela benim babam öyle bir uzman. Hem psikiyatrist hem nörolog. Ama daha sonradan ayrılmış. Ama şimdi organik psikiyatri diye bir şey çıktı. What is this? Nöroloji. Psikiyatri birçok branşta olduğu gibi nörolojiyle daha fazla olmak üzere. Grift yani iç içe şeyler. Nihayetinde psikiyatrinin babası olan Freud da bir nörolog. Şimdi hocam, evet. Bizim toplumda bunama denen bir kavram vardır biliyorsunuz. Tabii ki. Her bunak Alzheimer mı? Hayır tabii ki. Yani aslında Alzheimer yeni çıkan bir terminoloji, aslında gündemimize giren bir terminoloji ama yeni bir saptama değil. Şimdi bunama dediğimiz karşılığı, tıbbi karşılığı demans. O bir kümenin adı. Kümenin en önemli elemanının adı Alzheimer. Demans ne, Alzheimer ne? Demans, Alzheimer'ın işte kümenin adı demans. Ya nasıl anlatayım sana bunu? Sebzeler ha. Var. Tamam. Sebzeler eşittir demans. Tamam. O da eşittir bunama. Ha. Ama patlıcan en sevdiğim sebze olarak Alzheimer. Sen seviyorsun, ben sevmem. Ben de fena olmaz ya, ben severim. Ha. Yani demans bütün işte bellek bozukluklarının genel tanımı. Ama demans sınıflaması içinde en sık karşılaştığımız grup Alzheimer hastalığı olan grup. Bir şey unuttuğumuz zaman demans mı oluyoruz yani? Her unuttuğumuz olur mu canım? Unutmak hani bir laf var, Allah'ın emri sonuçta. Hmm. Ama bu unutkanlık eğer senin günlük aktivitelerini etkileyecek düzeye ulaşıyorsa, senin bir takım yeteneklerini yapamaz hale getiriyorsa ve bunu geri döndüremiyorsan, o zaman bundan şüphelenmen lazım. Evlilik yıl dönümünü unuttuğunda demans mı olmuş oluyorsun, yoksa beynini korumak için kötü hatıraları silmiş mi oluyorsun? Yoksa ölümcül bir durum. Karınla evlilik yıl dönümünü unutuyorsan öküz olmuş oluyorsun. Neyse üzülme. Alzheimer olduğunda hepsini unutacaksın. Sen üzülme esas. Alzheimer olduğunu fark ettiğinde ilk bana geleceksin. Ne oldu? Gülüyordun demin. Kurudun kaldım ya. Kurudun kaldım ya. İnsanlar kendilerine konduramıyorlar Alzheimer olduklarını. Bir inkar dönemi yaşıyorlar yani. Hani biz genellikle şöyle karşılaşıyoruz. Bize gelen hasta grubunda kapıdan ilk önce hastanın yakını giriyor. Aman doktor bey diyor. İşte annemiz babamız işte kimse akraba. Bilmiyor buraya geldiğini. Ama ciddi unutkanlıklarından şüpheleniyoruz. Lütfen hani renk vermeden muayene edin diyor. Bu klasik bir giriş aslında bize. Çoğu hasta grubu bu şekilde geliyor bize. Ama ben unuttum diyorsa aslında biz ondan çok korkmuyoruz açıkçası. Nörolog olarak Alzheimer olsan kendi kendine tanı koyabilir misin? Bilmiyorum yani. Yani zor bir şey ama bir farkındalığı olan bir insan bunu yapabilir diye düşünüyorum. Çünkü bir şeylerin ters gittiğini hissedecektir. Alzheimer hastası bu yakınları perişan ediyor mu? Eden de var, etmeyen de var. Çünkü bazıları, duygulanım da etkileniyor. Bazıları çok böyle naif, şeker. Bazıları da gerçekten hani etrafa yabancılaşıyor, yakınlarına yabancılaşıyor falan. Hı. O tabii kendini yabancı bir ortamda ve yabancı insanlarla bir arada hissettiği için, hı hı, o ortamdan tanıdığı ortama gitmeye çalışıyor. İşte evi kendi evi olduğu halde mesela evim değil diyor. Hı. Hatırlıyor mesela gençlikte yaşadığı bir ev vardır, onu hatırlıyor. İşte çocukları yabancı oluyor bir anda gibi. Bazen çocuklar anne baba da oluyor çünkü çok benzetiyorsa onları. Ha. Kendi çocuğunu annem diye tanıtabiliyor mesela. Ya da babam diye tanıtabiliyor. Ki bu kadar ciddi Alzheimer hastası geri döner mi?
hiçbir Alzheimer hastasının geri döndüğü görülmedi. Bu çünkü ilerleyici bir hastalık ve geri dönüşü olmayan bir hastalık. Zaten geri döndürebilirsek olay bitti demektir. Konuyu niye konuşuyoruz diyecektim ama diyeceğiz yani. Olay bitmiş olacak. Şu anda yaptığımız şeyler aslında bir sel var. Selin önüne bariyer kurmak gibi bir şey. Aslında tedavi ettiğimiz bir şey yok. Sadece engelliyoruz. Kendi ağzıyla söyledi. Tedavi ettiğimiz bir şey yok dedi. Evet. Onu tedavi ediyorsak çünkü sevgili Alkan, ölümsüzlüğe çözüm üretmeye başladık demektir. Şimdi sonuç aynıysa süreyi niye uzatıyoruz ki? Niye acı çektiriyoruz daha çok aileye? Ne demek? Sonuç yani? Aynı. Hiçbir şeyi değiştiremeyeceksiniz zaten. Ne yapalım? O zaman biz de günün birinde öleceğiz. Şimdiden mezarımız ayrılıyor. Hani giyelim kefeni, oturalım, nasıl olsa günün birinde öleceğiz. Hemen doğmuşuz biz mesela, hemen bize bir tane mezar yeri ayarlasın. Böyle mantık mı olur yani? Hayata bağdaşan bir şey değil. Yani nasıl olsa öleceğiz o zaman. Niye biz doktorluk yapıyoruz ki? Bak şimdi sevgili Caner, bizim buradaki hedefimiz ömür uzatmak değil, kaliteli bir hayat yaşatmak. Bütün doktorluğun, yani modern tıbbın amacı bu. Senin ömrünün ne kadar olacağını ben bilemem. Ama benim hedefim senin ömrünün o süre ne kadarsa bunu ayakta sağlıklı bir şekilde yaşamanı sağlamak. Yani nöroloji hayat kurtarma sonuç olarak. Ne diye alakaşım söyledi diye. Hangi, o zaman hiçbir alan hayat kurtarmaz. Niye? Yani ne hayat kurtaracak? Kurtarıyor. O zaman bu mantıkla gidiyorsun. Bir saçma bir soruya da cevap vermek istemiyorum. Bu soru provokatif bir soru. Ne kaçıyorsun oradan? Gel karşıma üstleş bende. Orada benim uyumda ne saçma bir soru. Sanki provokasyon yapacağım diye nöroloji şeyi. Dur oğlum bakacağım ben gizli kameraya çekiyorsun değil mi? Sağ olun hocam bugün için. Birazcık kızdırdık ama. Yok ben kızmadım.